Sabah saat 7.30 ve bugün sporum olduğu için erken uyuyorum. Salı günleri ve Perşembe günleri sabah erken uyanıp spora gidiyorum. Akşamdan bu gördüğünüz spor ıvır zıvırlarımı zaten hazırlamış oluyorum. Burada da aslında yani odamı göstermeye çalışıyorum. Bu gördüğünüz resimleri küçük kız kardeşim Sena çizmişti. Burada da arkadaşlarımın tahtaya yaptığı değişik çizimler var. Burada LOL posterleri var. Bunlar arkadaşıma ait normalde. Burada çok sevdiğim Batman posteri, Furkan'ın hediye ettiği V for Vendetta maskesi falan var. Burada stickerlarım. Yani burada yatak ve gidiyoruz. Doğdu güneşin diyerekten burada güne başlıyoruz. Aha, Furkan orada bizi bekliyor. Spor salonu hemen zaten az ileride. Spor salonunun evime yakın olması benim için çok büyük bir avantaj. Yolda çok zaman kaybetmeyip direkt spor salonuna gidebiliyorum. Spor salonu hemen şu ileride. Burada bir köpçe var. Gittiğim spor salonu aslında yerel bir spor salonu. Kütükli'de, Muğla'da böyle farklı yerlerde şubesi bulunan yavaş yavaş büyümekte olan bir spor salonu. Hocası falan çok bilgili. Sabah olmasına rağmen gördüğünüz gibi spor salonunda hala birkaç kişi var. Yani arada erken gelip spor yapanlar oluyor burada. Burada soyunma odasına iniyorum. Soyunma odası kızlarınki tam karton oluyor. İki tane soyunma odası var. Soyunduktan sonra üstümü değiştirdikten sonra da gerçi ben üstümü zaten evde giyinip çıkıyorum. Üstümü değiştirmiyorum. Eşyaları koyup suyumu, havlumu falan aldıktan sonra bugün kardiyo günü olduğu için kardiyo güne başlıyorum. Yaklaşık 40-45 dakika eğimli yürüyüş yapıyorum. Ağırlık antrenmanını sabah yapmayı pek tercih etmiyorum. Çünkü çok yorucu oluyor. Hani sabah çok gücüm yerinde olmadığı için ağırlık kaldıramıyorum. Ayrıca hiç unutmuyorum. Bir keresinde sabah antrenman yapıyordum. Böyle squat mukat bayağı ağır girmiştim. Biraz midem bulandı, kusmuştum. Yani çok az bir şeyler yiyip çıkmıştım gerçi. Belki o sefer onunla alakalıdır ama genel olarak sabah spor yaparken ağırlık kaldırmak pek bana göre değil. Ama çok ağır kaldıranlar, çalışanlar sabah arada oluyor. Nasıl yaptıkları konusunda hiçbir fikrim yok. Kardiyo bitirdikten sonra bugün calf günüm. Calf ve karın çalışıyorum ekstra. Burada biraz kendi kendime yükseldiğim anlar. Ben genetik olarak kendimden çok trisepslerimi beğeniyorum ama maalesef kalf yok yani. O kadar uğraşıyorum. Haftada 3 kere kalf çalışıyorum ama yok. Kalftan sonra da biraz karın çalışıyorum. Genelde Russian twist ile başlıyor. Haftanın 3 günü yine karın çalışıyorum. Bu her gün yaptığım antrenman değişiyor. Hani sabit bir karın antrenmanım yok. Bir gün P90X vardı belki bilirsiniz. Oradaki Abri Brix idmanı vardı. Onu uyguluyorum. Böyle farklı karın idmanlarını uyguluyorum. Zaten hala maalesef yağ fıçısının tekiyim. İdman bitti. Artık havluyu suyu alıp soyunma odasına gidip orada bir duşa giriyorum. Soyunma odasında duşlar var. Gayet sıcak su falan akıyor. Çok hoşuma gidiyor. O yüzden spor salonunda duş almak. Normalde evde alıyordum ama yeni yeni spor salonunda duş almaya başladım. Burada tam spor salonunun dibinde bir fırın var. Sabahları çok güzel açmadır, poğaçadır vesaire. Kokusu geliyor. O yüzden her gün eve giderken buradan elenmemek için ekstra efor harcıyorum. Yani ben hamur içini çok seven bir adamım. Beni çok zorluyor o yüzden. Sonra buradan eve gidiyoruz. Apartmanın için. Odama girdikten sonra ilk işim direkt bilgisayar açmak oluyor. Çünkü saat yaklaşık 9'a 5 var. Saat 9'da mesaim başlıyor. O yüzden ben hazırlanana kadar bilgisayar açılsın diye açıyorum. Burada Omega'm var. Omega ve B12. Omega'yı çok seviyorum. İçerisinde aynı zamanda kolajen de var. Bu benim oyuncu koltuğum. Murat'ın önerisiyle almıştım. Hiç hoşuma gitmedi bu arada. Setup'ım da bu şekilde. Bilgisayar açıldı. Saat gördüğünüz gibi 8.59. Gayet dakik.
Kahvaltı hazır. Kahvaltım genelde bu şekilde oluyor. Çok hafif şeyler yiyorum. İşte patates, yumurta, domates, salatalık. Ben de şimdi kendimi izlerken fark ettim. Şu an editlerken konuşuyorum. Harbi iyice kelleşmeye başlamışım ya. Siber güvenlik adamı yoruyor. Öğlen oldu ve ben artık evde çalışmaktan sıkıldım. Bu yüzden Furkan'la beraber dışarı çıkıp dışarıda çalışalım dedik. Eğer uzun bir süre evde çalışıyorsanız ben anlayacaksınız. Hani bazen iki insan yüzü görmek istiyorsunuz. Evde bir bilgisayar ekranına duvara bakarak çalışmak yorucu olabiliyor. Burada kız kardeşimin hediyesi olan anahtarlık var. Ben bunu arabaya asmayı tercih ettim. Bence daha güzel. Furkan'ı aldıktan sonra merkezdeki tek AVM'ye Rüya Park'a gidiyoruz. Tek orada bir kafe var. Sonra geldik. Şimdi size göstereceğim zaten kafeyi de. Hadi gidelim. Çay uyuz olduğu için ikimiz de çay aldık. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart. Mesaiyi bitirdikten sonra yine Rüya Park'taki bir lahmacuncuya geldik. Lahmacun yedik ve sonra artık eve doğru dönüş. Eve döndükten sonra da biraz video izledim. Biraz yemek siparişi. Biraz öyle kod yazmaca. Ya biraz takıldım kısacası bilgisayar başında. Biraz hem çalıştım hem video falan izledim. Çok kayda değer bir şey yapmadım. Daha sonra sıkıldım. Ben genelde her gün yürüyüşe çıkıyorum. Bunun için ev arkadaşım Yusuf var. Onun yanına gittim. Dedim selamun aleyküm. Dedi aleyküm selam. Dedim yürüyüşe çıkalım mı? Dedi olur. Bu arada size onun yazdığı kodları gösteririm bu bahsettiğimiz projeyle ilgili. Sonra Yusuf'la yürüyüşe çıktık. Burada biraz yürüdük. Yusuf bana satış koydu. Okey çağrılar. Elendi ve okey oynamaya gitti. Bu arada ben okeyden nefret ederim. Bir yarım saat kadar yürüdükten sonra tekrardan eve geldim. Eve geldikten sonra biraz dizi izledim. Şu sıralar Peaky Blinders izliyorum. Dizi izledikten sonra da artık yatış zamanı gelmişti. Bunun için dişlerimi falan fırçaladım. Dişlerimi fırçaladıktan sonra da kitap okuyacağım ve yatacağım. Dişlerimi fırçaladıktan sonra stratejik ikna adındaki bu kitabımı okumaya başladım. Şu sıralar daha çok bu tarz kitaplar okuyorum. İletişim konulu. Neyin var Feridun? Varoluşsal sancılar geçiriyorum. Yaklaşık bir 30 sayfa okudum ve artık kitabı yerine koyup uyku vakti. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Benim için ilk vlogdu. Umarım hoşunuza gitmiştir. Ama bunlara karşı yapılacak bir şey yok. Yani burası Türkiye, bazı şeylerden artık nefret ediyorum yani. Nefret ettirdiler. Ama artık bazı şeyler çok fazla ağrıma gitmeye başladı. Şu anda da gözlerim de doluyor. Yo 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 çünkü çok fazla gitti. Bazı şeyler çok fazla ilerledi. Artık sevmiyorum yani.